İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 29 Temmuz 2024 Siyaset Masası'na hoş geldiniz. Ben Eftal Keser. Sevgili seyirciler, programın ilk başladığımız dönemde programa demiştim ki her ayın sonunda dünyada neler olup bittiğini konuşalım istiyorum. Yani dünya bizi tanımıyor diye biz dünyada neler olup bittiğini konuşmayacak değiliz hani. O yüzden bugün de dünyada ama bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir konu var ki o da İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da ne yapmak istediğiyle alakalıdır. İlk o konuyla ilgili bir giriş yapalım istedim. Kiminle? Bu akşamki konuğum kim? Önce onu tanıtayım sizlere. Emete Gözü Güzelli, Milletler Arası Hukuk Uzmanı. Emete Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun Eftal Bey. Sizler? İyi olmaya çalışıyoruz. Öyle öyle diyelim. Galiba en son sizinle program yapmamın üzerinden 2 yıl geçti. Kanal T'de birkaç program birlikte yapmıştık. Çok da zevkli geçmişti. Kendi adıma söylüyorum. Gayet bilgilendirici bir program olmuştu benim için. Programın başında da söylediğim gibi bu akşam istiyorum ki İsrail'in Gazze'de yaptıklarından, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı konuşalım. İsrail'in bununla yetinmeyip Orta Doğu'da aslında ne yapmaya çalışıyor onu konuşalım. Çünkü dünyadaki bütün yorumcuların, konuyla ilgilenen bütün gazetecilerin yaptıkları değerlendirmelere bakıyorum. Adım adım 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiliyor diye bir endişe söz konusu. Siz nasıl görüyorsunuz? Özellikle Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti geldi. Zamanımız olursa aslında onu da konuşmak isterim sizinle. Ama daha o İsrail'e dönmeden işgal altında tuttuğu Golan Tepelerine roketli saldırı oldu. O roketli saldırının ardından 12 kişi hayatını kaybetti. Çoğu Müslümanlardan oluşan kişiler de bunlar. Ama bu zaten Lübnan'la İsrail'in arası gittikçe geriliyordu. Bu olay üzerine şimdi herkes diken üzerinde oturuyor deyim yerindeyse ve biraz evvel de söylediğim gibi o yorumu yapıyorlar. Adım adım 3. Dünya Savaşı'na doğru mu gidiyoruz? Orta Doğu'nun karışmasıyla birlikte yoksa bölgesel bir savaş mı olur? Ne dersiniz? Bölgesel olmaz. Öncelikle onu belirtmemiz gerekiyor. Çünkü esasen Netanyahu'nun ne istediğine bakmamız lazım. Hani bu kaos durumunu konuşurken adım adım 3. Dünya Savaşı'na doğru evrimleşen bir coğrafya içerisinde bulunmamız tabii ki son derece bizi de ilgilendiren bir konu. Burada Netanyahu özellikle bizim pek çok yaptığımız değerlendirmede şunu hedefliyor. Daha fazla evangelist, siyasi olarak arzu mevut dediğimiz bir yaklaşımla evangelistlerden yani Siyonizmi destekleyenlerden almış olduğu destekle ve son olarak Amerikan Kongresi'nde de biliyorsunuz kendisine verilen somut ve açık Amerikan desteğiyle şunu görüyoruz. Netanyahu durmayacak. Netanyahu'nun izlediği yol Fırat'tan Nil'e kendi söylemleriyle bunun içerisine Türkiye'nin 22 ilinde neredeyse kapsayan bir coğrafi alanı içine barındıran bir genişleme ve yayılma stratejisi içerisinde Netanyahu aslında davranıyor. Ve savaşın başladığı ilk dönemden beri 7 Ekim'den beri aslında ortaya koyduğu söylemlerde temel bir mesaj vardı. O da özellikle Filistin halkına yönelik kendilerini Amalek ayetleriyle cesaretlendirerek her şeyin yok edilmesi tavuktan ineğe kadar düşününüz büyük bir soykırım planı içerisine girerek büyük kehanetin oluşması, büyük kaosun çıkması ve Hristiyanlardan alacakları destekle de dünyaya kendi meşruiyetlerini gösterme yönünde dini bir inançla hareket ettiklerini görmekteyiz. Bugün Netanyahu'nun Lübnan üzerinde özellikle sınır bölgesine çok yoğun askeri tanklarını yerleştirdiğini ve Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla da yapılacak operasyonun aslında sınırlı operasyon olması yönünde bir karar alındığı belirtilmekte. Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nın da yaptığı açıklamada özellikle Hizbullah ve
Netanyahu hükümetinden alınan netice sonucunda sınırlı bir operasyon olacağı beklentisi içerisine girildi. Ama şu an Lübnan'da havalimanına çok akın eden insanlar var. Lübnan'ı terk etmek için kaldı ki Amerika, Fransa, İsveç gibi farklı Avrupa ülkeleri özellikle dün akşam bir yayın yaparak derhal vatandaşlarının Lübnan'ı terk etmesi yönünde bir çağrıda bulundular. Hı hı. Bu da bize şunu gösteriyor. Bölgemiz adım adım daha kaotik ve daha kırılgan bir sürece evrimleşiyor. Netanyahu'yu durduramıyoruz. Dünyada özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu ateşkes kararına rağmen ve Amerika'nın daha sonra biliyorsunuz bir ateşkes önerisi oldu. Dün de Hamas'ın özellikle bugün basına yansıyan haberde de kendisini gösterdi. İtalya Roma'da yapılan istihbarat başkanlarının toplantısında özellikle Katar, Mısır, Amerika bir araya gelerek bu sorunu Hamas'la yapılan arabuluculuk görüşmeleri ateşkes olması için kurulan temaslarda maalesef Hamas şunu söylüyor. İsrail bir ateşkese girme yönünde herhangi bir arzusu olmadan ateşkesi sağlamama, bundan kaçınma stratejisi içerisinde davrandığını söylüyor. İşin nihayetinde böyle bir durum var mı? Evet. Biz tam ateşkesi Biden önerdiği zaman rehinelerin değişmesi, ateşkesin sağlanması, kalıcı ateşkese gidilmesi yönünde bir durumu tam konuşurken bir baktık ki Lübnan sınırında çatışmalar başladı. Yani bu bir 3 haftalık, 4 haftalık bir süreç öncesinden bahsediyoruz. Ve o dönemden sonra bugün daha kritik bir sürece evrimleşti ki Golan Tepeleri biliyorsunuz İsrail'in işgali altındadır. İşgali altında olan bir bölgede İsrail kendisini neden işgal ediyor burayı? Çünkü bu hedeflerini yani yayılımcı hedeflerini buralarda perçinleştirmek için bu bölgeleri Golan Tepelerinin özellikle stratejik konumu itibariyle de sahip olduğu potansiyeli de su kaynaklarını kullanarak özellikle kendi ihtiyaçlarını giderme yönünde bir tutumu var. Bütün bu çerçeveye baktığımızda bölge aslında karışık. Yemen biliyorsunuz Husiler üzerinden zaman zaman bölgede çatışmalar oluyor. Gemilere yapılan saldırılar ekonomik krizi özellikle Amerika'nın etkileneceği şekilde perçinleyebiliyor. Dünyada hissedilen aslında artık bir enflasyon var ve fiyatlar normalin üzerinde artışlarla kendisini gösteriyor. Hep bunların etkisi savaşlardan kaynaklı. Mete Hanım çok özür dilerim araya gireceğim. Sevgili yönetmenimden rica edeceğim. Bu başlık değil, adım adım 3. Dünya Savaşı mı? O başlığı girelim lütfen. Bu diğer konumuzun başlığıdır. Ekranda yansıttığınız. Evet. Lütfen bir onu düzeltelim. Evet yani devam. Adım adım gerçekten 3. Dünya Savaşı'na ki bunu Sayın Fidan da defaatle yaptığı açıklamalarda şunu söylüyor. Netanyahu'nun amacı başka. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne istediğini, ne yaptığını bilen bir ülke. Bölgeyi çok iyi tanıyan bir ülke. Ve bu işin sürecin en başından beri özellikle Birleşmiş Milletler'in 242 sayılı 1967'de alınan kararının uygulanması yönünde Türkiye'nin bir çağrısı var ki bu karara atfen bugün Avrupa devletlerinden yaklaşık 153 ülke Filistin'i neredeyse tanıma noktasındadır. Dolayısıyla bu bir çığırdır. Yani bu süreçte iki devletli çözüme gidilmesi yönünde bir hareketlilik söz konusudur. Geçtiğimiz günlerde de Suudi Arabistan'da tabii böyle bir açıklama yapıyor. Ama buradaki en önemli konu şunu söylememiz lazım. Bizi nereye doğru, ne zaman, hangi süreçte böyle bir tehlike bekliyor? Şimdi baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yaptığı bir açıklama var biliyorsunuz. O da evet. Biz Libya'da, Karabağ'da kullandığımız gücü gerekirse İsrail'de de kullanırız. Bu çok taktiksel bir açıklamaydı kanaatimce. Türkiye'nin gücünü ortaya koyan ve bu arzu mevudu hayalinde yayılımcı bir amaçla gerek Türkiye'ye karşı zaman zaman Mossad'ın düzenlemek istediği içerideki operasyonları gerek bölgemizde terör örgütleri ve İsrail'in biliyorsunuz Suriye'de de yapılanması var şu an. Ve bu bağlamda ortaya koyduğu bu yayılımcı hedefleri dikkate alarak Türkiye gereğini gerektiği noktada yaparım diyor. Bu güç mesajını veriyor İsrail'e ve akıllı olmasını istiyor aslında. Peki ama
Madem girdik Türkiye'nin konusuna, Türkiye-İsrail gerginliğine, ben dünden beridir çok yakından takip ediyorum. Konumuzda bu olduğu için biraz böyle çok fazla ilgi gösterdim bu konuya. Çok yakından takip ediyorum. Türkiye'deki gazeteciler, Türkiye'deki akademisyenlerin değerlendirmesi yarıdan fazlası. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte İsrail'e gireriz, canımızı sıkmasın. Savaşa girmez. O anlama çekilmemesi gerekir diyorlar. Yani İsrail'le savaşacak demek değildir şey bu. Yok. Yani öyle bir değerlendirme. Yok, az önce ben dediğim taktiksel bir açıklamadır. Yani nedir? Devletler kendi varlıklarını, bekalarını her zaman güvenceye alırlar. Ulusal güvenliği bağlamında Türkiye için tehdit oluşturduğu noktada Türkiye gereğini yapar. Bu yayılımcı hedefler, çünkü Türkiye'de bu hayal ve yayılımcı hedefler 22 ilini içine kapsayacak şekilde Türkiye'de, bakın, Orta Doğu'daki bütün çaba ve gayretlerde şunu göstermeye çalışıyorlar. Türkiye'yi bir ötekileştirme gayreti içerisinde İsrail hep davranıyor. Arap ülkelerini özellikle bu yönde telkin ettirmeye çalışıyor ama Türkiye'nin Arap dünyasındaki ağırlığı Sayın Erdoğan'la farklı bir noktada. Fakat bu İsrail-Filistin meselesinde şu ön plana çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaptı ama yarın İsrail'le o zaten öyle bir şey mümkün değil. Bunun şu anki konjonktürel statüde böyle bir zaten durum söz konusu değil. Ama bu mesaj Türkiye'yi hafife alma mesajıdır. Yani bu yayılımcı hedefleri olur da Türkiye'ye karşı namluyu uzatacak şekilde hareket edersen Türkiye gereğini yapar. Zaten biliyorsunuz Türkiye Mossad'ın özellikle Türkiye içerisinde Türkiye'de iç karışıklık çıkarması, sabotaj gerçekleştirmesi için veya istihbarat toplaması için tuttuğu ajanları, Türk ajanları kendi içerisinde yakalamıştır. Hiçbir operasyonel güç yapamadan. Kaç kez operasyon olmuştur MİT tarafından. Yani Türkiye bu derece kendisini yetkin ve güç sahibi bir ülke. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu mesaj, bölgesel barış ve güvenliğin, uluslararası küresel güvenliğin de tehlikeye girmemesi için aslında İsrail'e yöneltilen bir uyarı mesajıydı. Hani bu savaşa doğrudan giriyor. Ben de asla öyle bir şey düşünmedim. Zaten ikili ilişkilerde sorun Netanyahu iktidarıdır. Netanyahu'nun savaş kabinesi oldukça ırkçı bir iktidardır. Ki İsrail'in geride kalan Yahudi halkına yönelik bir kin ve nefret veya halkın düşmanlık beslemesi söz konusu değil. Burada özellikle bunu tetikleyici bir güç olarak her gün binlerce insan, bakın, Netanyahu'ya karşı toplanıyor ve protesto ediyor. Her gün hiç yılmadan binlerce, neredeyse 10 binlere yakın insanlar toplanıyor ve derhal ateşkes talebinde bulunuyorlar Netanyahu'ya. Netanyahu halkına baskı yapıyor. Halkına hukuk devleti olmadan muamele ediyor. Yani şu an İsrail'de bir demokrasi yoktur. İsrail'de bir hukuk devleti anlayışı yoktur. Çünkü gerek Filistin halkına yapılan muamelelere baktığımızda, keyfi tutuklamalar, işkenceler hapishanelerde, inanılmaz bir vahşet, tam anlamıyla bir soykırımı kapsayan, ki Uluslararası Adalet Divanı'na kadar taşınmış bir meseleden bahsediyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından da aranan listesine giren bir Netanyahu'dan bahsediyoruz. Evet. Bu diktatörlüktür. Yani bu teröristan yaratma yönünde bir adımdır Netanyahu için. Bu normal bir liderin, siyasi liderin savaş hukukunu ortaya koyma tavrı değildir. Çünkü savaş hukukunun da bir ahlakiliği var. Dünyaca Cenevre sözleşmeleri olmuştur. 1949 Lahey sözleşmeleri, yine Roma statüsü bağlamında uluslararası suçlar statüsüne getirilmiştir. Savaş suçu, soykırım, insanlığa karşı suçlar. Yani bir savaş ortamında Cenevre sözleşmelerine baktığımızda esirlere bile yapılacak muamele insani olması lazımdır. Bırakınız sivillerin öldürülmesi. Bugüne kadar kaç sivil öldürüldü? Sayısını şu an için neredeyse 60 bine yakın insandan bahsediyor. 40 bin civarında sivilin öldüğü söyleniyor. Yani resmi olarak Gazze'de. Ama 100 binde yaralı olarak baktığımızda çok ciddi bir rakamdır. Bu çoğunlukta nüfus, sivil halkın öldürülmesi, çocukların, kadınların öldürülmesi. Yani bu durumda büyük bir trajedi var.
bu trajedinin tabii ki önüne geçilmesi için derhal ateşkes olması lazım. Ama Netanyahu'nun şu an ateşkes masasına gitme gibi bir tavrı yok. Peki ama şöyle bir bugün akşam saatlerinde bizim medyaya yansıyan bir haber vardı. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki ateşkes için ben umutluyum. Zaman da vardır, yer de vardır ateşkes için. Yani Lübnan'dan bahsediyorum. Lübnan'a saldırıyla alakalı. Yani biz bu saldırını önleyebiliriz mealinde bir açıklaması oldu Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ama öte yandan İsrail'de biraz önce siz de söylediniz, sınıra sürekli yığınak yapıyor. Hava savunma sistemini yerleştirdi. Bu da demektir ki topyekun orada bir savaşa hazırlık yapıyor. Hizbullah da hazırlık içinde, o da evet. İsrail'de karşılıklı hazırlık içinde. Lübnan'dan da bir açıklama geldi, dedi ki biz savaş istemiyoruz ama eğer ki saldıracak olursa İsrail, biz Hizbullah'ın yanında yer alacağız şeklinde de bir açıklama geldi. Benim aslında burada merak ettiğim konu şu ve sormak istiyorum size. Aslında Amerika Birleşik Devletleri bir yandan diyor ki hayır Lübnan'a savaşı engelleyebiliriz. Üçüncü Dünya Savaşı yok, öyle bir şey olamaz, öyle bir şey bölgesel savaş bile olmaz şeklinde bir açıklama yapıyor. Ama en büyük destekçisi İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında tam olarak yapmak istediği nedir sizce? Evet. Güzel soru. Tabii Amerika için İsrail varoluşsal bir amaçtır. Yani İsrail'in güvenliği dediğiniz noktada İsrail devletinin oradaki bekası, her türlü güçlenmesi ve bu güçlenmeyi de arzu mevut temelinde kademeli bir şekilde Siyonistlerin özellikle ortaya koyduğu. Amerika'da çünkü Yahudi lobisi çok güçlü ve zengin ve paranın gücü bu siyasiler üzerinde ne kadar etkili olduğunu Biden'la zaten gördük. Biden kendisini bir anda Siyonistim diye atfetti ve koşulsuz şartsız doğrudan Netanyahu hükümetine silah yardımı, para yardımı, ki İsrail kurulduğundan beri aslında bu yardımlar Amerika tarafından yapılıyor İsrail'e. Buradaki Amerika'nın tutumu için bölgede Amerika için İsrail'in varlığı Amerika'nın varlığı demektir. Amerikan çıkarlarının tehlikeye girdiği noktada Amerika somut bir şekilde İsrail'e destek verir ki biz savaş olsun istemiyoruz diyor ama eğer savaşa girerse de İsrail'in yanındayız. Yani bu ne demektir? Biz her koşulda koşulsuz şartsız Netanyahu hükümetini destekleyeceğiz ki bu destek mesajını kongrede biz gördük. 56-57 kez alkışlanarak Netanyahu'nun söylediği yalanlara alkışlamışlar. 70, 71 veya 76 yani kez. Yani bazı kaynaklar 56 görmüştüm. 56-57 kez. 72, 71, 72 diyenler evet. Var. Düşününüz yani kongre üyelerine, dünyaya bakarak biz sivil öldürmedik diyebilecek kadar kendinden geçen ve orada alkış alan bir Netanyahu'dan bahsediyoruz. Akıl tutulması inanılır gibi değil. Dünya yeni bir evrimleşme sürecinde, aslında dünya sistemi yeni bir sürece girdi. Bu sistem içerisinde biz şunu görüyoruz. Amerika'nın da bölgemizde planları var. Bu planlar İsrail'in bir kere bekası, Körfez'den gelecek petrolün güvence altına alması, Kızıldeniz'de hakimiyeti sağlaması, Çin'in son dönemlerde Akdeniz'de, Kızıldeniz'de özellikle ve Akdeniz Avrupa ülkeleri üzerinde limanlarda çok yoğun işletmeleri kontrol altına aldığı ve ikili anlaşmalar yaptığı görülmekte. Bu NATO için de rahatsız edici bir mesele olarak tartışılmıştır. Daha Amerika için inanılmaz bir tehdit algısı içerisine girmiştir. Çünkü Çin yumuşak güç olarak bölgeye bir kere nüfuz etmiştir. Çin'in ortaya koyduğu modern İpek Yolu projesi, biliyorsunuz bölgede Akdeniz ülkeleri, Türkiye, Kara ve Deniz üzerinden projenin geçirilmesi söz konusu. Bu olaylar patlak vermeden Filistin yönetimi de bu projeye açık destek veren, Çin'in projesini destekleyen bir konumdaydı. Daha sonra bu olaylar öncesinde G20 zirvesi gerçekleşti ve G20 zirvesinde alınan kararla
Özellikle Mumbai Limanı'ndan Hayfa'ya, Hayfa'dan Pire Limanı'na bir ekonomi koridoru düşünülerek, planlanarak bunun hayata geçirilmesi Çin'in projesine karşı tasarlandı. Bu neyi gösteriyor bize? Amerika sahada bu rekabeti verirken aynı zamanda Çin ve Rusya'ya karşı da veriyor. Yani bu yapılan açıklamalara baktığımızda artık Rusya zaten açık denizlere, sıcak denizlere inmiş durumda Suriye'deki konumlanmış üsleriyle birlikte. Şimdi gün ve gün Amerika'nın bölgede aslında zemin kaybedecek, kendisine zarar getirecek şekilde yapılanma olduğunu görüyor. Ve bunun karşısında bölgede genişletilmiş bir hakimiyet alanı inşa etmek Amerika'nın şu an için beklentisi içerisinde. Fakat Amerikalıların özellikle de seçimlerde Trump'ın ve Harris'in yaptığı açıklamalara baktığımızda Harris'in şu anki tutumu Filistin'de devam eden insani anlamdaki dramı görmezden gelemeyeceği yönünde net mesajlar verdiğini görüyoruz. Ve son oylamalarda %19 Trump'tan daha ileri noktada anketlerde ortaya çıktığı belli oluyor. Trump özellikle Netanyahu ile daha önce başkanlık dönemindeyken Kudüs'ün başkent olması, Doğu Kudüs'ün İsrail'in toprağı olarak kabul edilmesi, Kudüs'te bir büyükelçilik binası açılması Amerika tarafından ve aynı zamanda Golan Tepelerini işgalini resmi olarak Amerika tarafından tanınmasıyla Trump o dönem destek vermişti Netanyahu'ya. Şimdi Trump gelirse bölgede her ne kadar iddia ettiği gibi savaşın genişlemesi söz konusu olmayacak dese de somut ve koşulsuz İsrail'in yanındayım mesajı vererek bu aslında ateş çemberini daha fazla odun atılabileceği net bir şekilde görülmekte. Bayan Harris'in ortaya koyduğu söylemlere baktığımızda Amerikan politikasını değiştirecek bir kişi değil, onu belirtmemiz gerekiyor. Fakat bir bayan olarak ortaya koyduğu kamuoyunu da etkileyecek mesajlar içerisinde bu insani drama izin vermeyeceği ama her halükarda Hamas'ın karşısında, her halükarda Filistinlilerin aslında o iki devletli çözümü söyleyen yok şu ana kadar Amerika'da. Hep bir böyle ateşkes olsun, rehineler değişsin, bir şekilde yeniden Gazze yapılanma içerisine girsin. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına atıf yapılacak şekilde şu an Amerika'nın bir açıklaması maalesef yok. Zaten şeyde Emet Hanım, Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu galiba 280-285 milyon civarında bir nüfusu var Amerika Birleşik Devletleri'ni, yanılıyor olabilirim de. Ama 5,5 milyonu Yahudidir orada. Yani 5,5 milyonluk bir Yahudi kitlesinden söz ediyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla kim seçilirse seçilsin Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'e karşı, çünkü o lobi ellerinde tutuyorlar. Onlar İsrail'e karşı durabileceklerini sanmıyorum. Örneğin Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ni gidip ziyaret ettiğinde kongrede konuşma yaptı. İşte ayakta alkışladılar yine. Küçük bir kesimde protesto etti oturduğu yerden. Dışarıda binlerce insan protesto etti. Evet, protesto da edilmesi lazım. Efendim? Protesto da edilmesi lazım. Çünkü evet, çok açık bir şekilde dünya tarihinde böyle bir katliama şahit olacağımızı inanın düşünemezdim. Yani İsrail gibi geçmiş, kendisini dünyaya mağdur, yani bu geçmişteki mezalimi yaşayan, Holokost'u bizzat derinden hisseden bir halkın dönüp de bunu aleni bir şekilde dünyanın gözüne bakarak sivilleri katletmesi, inanın bakın gıda izni verilmiyor geçişine, sular kesiliyor, çocuklar açlıktan ölüyor, salgın hastalıklardan ölüyor. Birleşmiş Milletler özellikle kurumları defaatle rapor yayınlıyor. Genel Sekreter uluslararası barış güvenliğin tehdit edici durumu var diye kaç kere çağrıda bulundu yetkilerine dayanarak. Kimse dinlemiyor. Bu işin arkasında o zaman demek ki daha büyük planlar var, daha büyük amaçlar var. Ve bu amaçların da önüne geçmek için Türkiye'nin Suriye operasyonları, Irak operasyonları özellikle terörle mücadelede son derece hızlandırılmış bir şekilde sürüyor ve pençe kapanıyor. Paylaşımı yaptı geçtiğimiz günlerde Irak'ta Milli Savunma Bakanlığı.
bu nokta atışı konusunda özellikle bu bölgelerde Metine Harkuk gibi, Gara gibi bölgelerde konuşlanan teröristlerin nefesi kesiliyor. Bunlar son derece önemli çünkü bütün bunlar bağlantılı aslında İsrail'in hedefleriyle bölgemizde bu yayılımcı teröristten kurmak isteyenlerin hedefleri aynı. Bunlara Türkiye izin vermeyecektir. Yani Türkiye'nin duruşu bu konuda terörle mücadelede çok net. Evet. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'den vazgeçmeyeceğini herkes biliyor, biz de biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'den vazgeçmez, daha doğrusu vazgeçemez. Öyle bir pozisyonu var, öyle bir siyasi iklim var çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde projeleri var. Orta Doğu'yla ilgili, dünyayla ilgili zaten hangi taşı kaldırsanız altından Amerikan Amerika'nın bir oyunu çıkıyor yani her taşın altından. Peki Amerika'nın tutumu belli. Benim yadırgadığım Arap toplumu, Arap ülkeleridir, Körfez ülkeleridir benim yadırgadığım. Bunca olay oluyor. Tutun örneğin şeyde Irak'ın işgal edilmesini hatırlayın. O dönemde Amerikan askerleri nereye geldi? Suudi Arabistan'a konuşlandılar. Suudi Arabistan'dan Irak'a girdiler hep. Peki şimdi dünyanın gözünün önünde çocuklar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor, masum insanlar öldürülüyor, hastaneler bombalanıyor, yerleşim birimleri bombalanıyor, dini yerler bombalanıyor. Ama Arap ülkeleri her nedense birlik olamıyorlar. Bir birlik olup da İsrail'e veyahut da Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı demiyorlar ki bir dakika nedir sizin yaptığınız? Müslüman alemi olarak biz sizin karşınızda duruyoruz. Bundan sonra Filistinlilere yapılan bir hareket bize yapılmış sayılacak. Kimse bunu söylemiyor. Değmezler. Çünkü neden? Camp David zirvesinden sonra Amerika Arap ülkeleri üzerinde ağırlığını hissettirdi. Bugün Mısır'a da bakın, bölgedeki diğer Arap ülkelerine, Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika'nın müthiş yardımları var. Yani hem ticari ilişkiler, hem yardım ettiği Arap ülkeleri, askeri anlaşma yaptığı Arap ülkeleri, çeşitli bağımlılık oluşturacak bir şey kurdu Amerika bu Arap ülkeleriyle. Dolayısıyla konuşursa zaten her biri kendisi içerisinde farklı sorunlarla boğuşuyor. Petrol ülkelerini bir kenara koyuyorum. Fakat bu, onlarda da tabii üstleri var. Yani Amerika'nın bölgede bu Arap ülkeleri üzerinde de kendi kurduğu üstleri var. Şimdi bu parayı veren hükmeder biliyorsunuz. Dolayısıyla Amerika öyle bir planla bir şekilde Arap ülkeleri üzerinde bir politik güç oluşturdu ki aslında daha ileri hareket edemiyor Arap ülkeleri. Kaldı ki Arap tarihine de baktığımızda biz Araplar zaten öyle birlik olabilecek ülke değildirler. Savaşçı bir millet değildirler Araplar. Zaten Osmanlı'ya karşı da yani kendi içerisinde sırtından vurmuşlar Osmanlı'ya. Bizzat sırtından vuran topluluktular. Dolayısıyla bir şey beklememek lazım. Hani somut bir şekilde Araplar tamam birlik olur, Arap birliği gösterir. Böyle bir dünya yok. Böyle bir beklenti içerisine girmek hayalcilik olur. Burada gerçekten Arap olmayıp da konuya hassasiyet gösteren İspanya gibi, bakın yani ilk süreçten beri çok evet, net tavrını koyan Türkiye gibi ülkeler, Türkiye ve buna benzer ülkelere baktığımızda bugün Avrupa ülkelerinde de aslında Netanyahu'nun yaptığı katliamlar artık Avrupalı ülkeler dur deme noktasına geliyor. Yani nasıl dur deme noktasına geliyor? Belli başlı Avrupa ülkelerini söylemiyorum. Hani ilk etapta gidip de açık aleni destek verenler. Filistin halkının buradaki menfaatlerini esasen Türkiye'nin net bir şekilde tutumundan başka biri yürütemez. Ama Mahmut Abbas gibi bir lider olduktan sonra Filistin halkı için çok büyük şanssızlıktır diyorum. Çünkü Batı'nın ve Netanyahu'nun istediği tip bir liderdir Abbas. 2006'dan beri seçim yapılmıyor. Halk iradesini kendi seçim yoluyla sandığa yansıtamıyor. Lider olabilecek kişileri İsrail daha önce hep tutukladı. Hapishanelerde 10-15 yıldır hapishanede yatan liderleri var. Ve dolayısıyla bugünkü de gelişmelere baktığımızda
Hamas'ı kabul etmiyorlar. Herhangi bir şekilde masaya oturmak için bir siyasi çözümde Hamas liderlerini kabul etmek adına. Şimdi siz bunu kabul etmiyorsunuz, onu kabul etmiyorsunuz. Sizin için Abbas'tır bir tek geçerli kabul ettiğiniz devlet başkanı. Ama Abbas kim? Baktığınızda Mahmut Abbas'ın zaten Filistin halkı için ne derece temsiliyeti güçlü kullandığını görüyoruz. Zaten var yok. Yani Mahmut Abbas'ın milli olarak El Fetih'in zaten pozisyonu Filistin içerisinde belli. O yüzden Hamas esasen 2006'da seçim yoluyla güç kazanan ve halkın seçtiği bir siyasi partiden dönüp kendileri partileri kapatılınca ve yasaklanınca hükümetleri tanınmayınca bu mücadeleye kendileri yönelmiştir askeri anlamda. Çünkü İsrail bakın çok enteresandır, kabul edilemeyecek şeydir bunlar esasen. Bu insanların Batı Şeria ile mesela temasını kesmek için duvar inşa etmişlerdir. Bir yerden bir giriş kapıları oluşturmuşlardır. Abluka almışlardır Gazze'yi. Yıllarca bu abluka altında yaşamak zorunda kaldılar. Giriş çıkışları çok sınırlı, izine bağlı olarak seyahat özgürlükleri yok. Dünya neredeydi bu kadar zaman? Bu olaylar patlamadan önce. Herkes Filistin meselesini unuttu. Amerika Trump'la birlikte Abraham Anlaşma sürecini başlattı. Avrupa Arap ülkelerini, Bahreyn gibi işte çevredeki bölge ülkelerini, Suudi Arabistan'da buna dahil ederek normalleştirme, İsrail'le ilişkilerini böyle bir gayret içerisine girdiler. Ve çoğu Arap ülkesi İsrail'le normalleşme sürecine girdi. Suudi Arabistan'da tam bu normalleşme içerisine girdi giriyor derken bu olaylar patlak verdi. Şimdi dolayısıyla buradaki en büyük sorun Filistin halkının en baştan haklarını yok sayarak bu bölgeyi aslında tamamen İsrail'in bir parçası olarak kabul eden Amerikan zihniyeti ve onunla birlikte İsrail Netanyahu hükümetinin ortaya koyduğu tavır, hukuksuz tavır aslında işin özünde bu. Bugünkü tablonun gerçek perde gerisinde böyle bir durum var. Hiçbir kural tanımadan hareket ediyorlar. O nedenle bu iş hangi lider tabii seçilirse seçilsin değişen bir tablo olmayacağını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Biraz sonra Ukrayna Savaşı'na da değinelim Selim, ama onun öncesinde, oraya girmezden önce iki sorum daha var. Orta Doğu ile alakalı. Biliyorsunuz Netanyahu Amerika'ya da o ayakta alkışlandığı dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Abbas'ı Türkiye'ye davet etmişti. Eş zamanlı olarak sen de gel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuş. Gerekirse orada milletvekilleri de seni ayakta alkışlar. Evet. Ama gel orada bir konuşma yap. Eş zamanlı olarak ki dünyaya da bir mesaj verilsin. Oradan denildi. Ama Abbas gitmedi Türkiye'ye. Ağababalar izin vermedi. Tamam, onu soracaktım size. Gider mi bundan sonra? Çünkü anladığım kadarıyla, takip edebildiğim kadarıyla. Kabul etmiş ama galiba basın büyük, çıktı. Büyükelçisi, Ankara Büyükelçisi dedi ki işte yöntemine bağlı olarak falan gelebilir, gelecek gibilerinden laflar etmişti. Büyükelçide ne olur? Böyle bir şey çıktı gideceğine, ziyaret edeceğine dair. Günün sonunda gidecek. Ama Erdoğan dedi ki önce bizden özür dilemesi lazım dedi. Özür diler mi sizce? Özür dilemesi gerekir. Çünkü bugün bu meselede ilkten beri bakın en başından beri Türkiye'dir. Tarihsel bir geçmişe dayanarak statüsü, Kudüs'ün statüsü bağlamında buradaki dini anlamdaki aslındaki statü ve Filistin halkının burada buna sahip çıkan duruşu Türkiye için önemliydi en baştan beri. O nedenle bu özrü gerçekleştirmesi gerekir. Çünkü Türkiye bu kriz ortaya çıktığında insani yardım konusunda dahi bölgeye hastane sevkiyatını sağlamasına kadar buradaki yaralıları kendi ülkesine alıp iyileştirmeye kadar çok gönlü gerek diplomatik gerek sahada hastanesiyle insani yardımıyla kendisini ortaya koyan bir devlettir. Uluslararası kamuoyunu ilkten karşısına alarak net bir şekilde İsrail'in karşısında yapılanlar karşısında güçlü bir ses olmuştur Filistin halkı için. Siz bu kadar sizin arkanızda duran bir devlete
tarihi bağlarında olan bir devlete bunu yaparsanız o zaman güven sarsılır. İşte o orada sizin mevcut statünüz, ama olsun olmasın Abbas, Türkiye açısından bu mesele sarihtir, yani değişmez. Abbas gider yarın öbür gün, başkası gelir. Hiç sorun değil. Türkiye'yi de küçümsememek lazım bölgede ve bölge aktörleri içerisindeki dengelerde. Çünkü Türkiye yıllardan beri bu coğrafyanın içerisinde var olan bir ülke ve Türkiye'yi hep beklenen olarak gören, Türkiye'yi bir ayrı sevdayla kendi bağrında tutan insanlar var. Mesela Lübnan içerisinde yaşayan Türkler var. Türkiye bayrağını çok güzel taşırlar. Veya işte Suriye'de keza aynı şekilde Halep Türkleri gibi örnek vermek gerekirse. Bu neyi sağlar? Türkmenler var. Türkmenler işte. Yani evet, buradaki insanlar hep Türkiye, aman bir gün Türkiye beklenen. Hep böyle. Hep bu inançla Türkiye'yi bağrına basan insanlar. Dolayısıyla Filistin halkı da bu Türkiye'nin somut desteğini ilkten beri çok net bilen bir ülke. Çok öğrenciye burs verilerek okutuldu. Türkiye'de bile örnek vermek gerekirse. Ve burada da çok Filistinli gelmiştir vatandaş olmaya, örneğin son dönemlerde bu olaylar çıktıktan sonra da akın akın buradan, biliyorsunuz zamanında Filistin'e de Ürdün'e de Kıbrıs Türkleri satılmıştır. Evet. Geçmiş döneme baktığımızda. Evet. Bu olaylarla birlikte işte gelip buraya vatandaşlık başvurusu. Amman'da olanlar, özellikle çok Kıbrıslı Türk evet, vardı. Evet, Amman'da. Son bir konu Orta Doğu ile alakalı. Bence herkesin gözü bir yerde de Çin'in üzerinde olmalı. Çünkü Çin kısa bir süre önce Arap ülkelerinden temsilcileriyle birlikte bir konferans düzenledi. Ve orada işte Filistin'e destek belirtildi. Çin'le siyasi, ekonomik anlamda işbirliği yapılacağı söylendi. Peki Orta Doğu'da Çin ne yapmak istiyor? Çin modern İpek Yolu projesini güvenceye alacak adımlar atmaya çalışıyor. Çin küresel liderliğe oynuyor Amerika karşısında. Bakın, Meloni bugün İtalyan Başbakanı Çin'e gitti, ekonomik anlaşma yaptı. Avrupa'nın, NATO'nun açık bir şekilde hedef gösterdiği Çin ve Rusya'nın karşısında bakıyoruz. İtalya bugün gitti, anlaşma yaptı. İtalya Başbakanı da enteresan bir Meloni siyasetçi değil mi? Çok, çok. Evet, yani böyle biraz sömürgeciliğe karşı bir tavrı olan evet, bir kişi. Kamuoyunda da destek alıyor bu bağlamda, ortaya koyduğu tavırlarda. Zaten Fransa'ya vesaire sömürgeci olarak izledikleri. Şimdi tabii şunu söyleyeyim. Çin'in son olaylara baktığımda, özellikle BRICS ülkeleri olsun, BRICS ülkeleri içerisinde aslında ortak bir para birimi kurulması, Amerikan dolarına karşı bağımlılığından azalmaya kadar farklı stratejik ve çalışmalar var. Ve gün ve gün gerek Afrika ülkelerinde sömürgeciliğe karşı, Fransa'ya, Avrupa ülkelerine karşı yükselen bir başkaldırı, gerekse Çin'in soft güç olarak ekonomiyi kullanarak Akdeniz'de ve Avrupa ülkeleri üzerindeki etkinliği Amerika'yı ciddi rahatsız ediyor. Yani Çin bugün Ukrayna-Rusya savaşı, birazdan konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde özellikle Çin bu iki ülkenin arabuluculuğunu üstlenerek bu çatışmanın sona ermesi için bir arabulucu rolüne girebileceği yönünde açıklamalar oldu. Evet. Yapılan ziyaretler vardı Zelenski ile Rusya'nın buraya, Dışişleri Bakanlığı'nın. Dolayısıyla bize bunun neyi gösteriyor? İran'la kurulan ilişkiler dahil olmak üzere, Rusya ile kurulan ilişkiler ve Afrika ülkeleri üzerinde özellikle altyapı çalışmalarını, bakın gidiyor Çin, ücretsiz Afrika ülkelerinde yatırım yapıyor. Malzeme mi alınacak, bir değişim gerekir, kendilerinden alması şartını koyuyor. Mesela 2 sene sonra değişmesi gerekir. Pek çok öğrenciye burs imkanı veriyor, Afrika'dan Çin'e alıyor. Yani Çin'in o kadar bir yumuşak güç olarak kendisini diğer uluslar üzerinde etkin hissettirme ve siyasi olarak da öne çıkma, liderliği ele alma stratejisi var ki, Amerika son Madrid Milano zirvelerinde NATO'ya baktığımızda hep vurguladığı Çin vurgusu. Yani Rusya'dan da ziyade Çin büyük bir tehlike potansiyel olarak görülüyor. Çünkü askeri güçle
zaman zaman, bakın geçtiğimiz gün Kuzey Kutubu'nda bir Rusya ve Çin arasında askeri tatbikat gerçekleşti. Arktik dediğimiz bölgede. Anlaşma da yaptılar, evet, aslında. Askeri anlaşmaları da var. Evet. Bütün bunlara baktığımızda çok kutuplu bir sistemin var olduğu mesajını veriyor Asya ülkeleri Amerika'ya. Bugüne kadar Soğuk Savaş bittiğinde neyi konuşuyorduk? Tek kutuplu sistemde Amerika şunu söylüyordu dünya devletlerine. Bundan sonra uluslararası barış ve güvenlik benim himayemde, dünya üzerinde sağlanabilir. Bu imajla bütün dünya devletleri üzerinde ağırlığını gösterdi Amerika. Ama şimdi geldiğimiz yüzyılda, ki şunu unutmayalım, her yüzyılda güç dengeleri değişiyor dünyada. Ve bu güç dengeleri değiştiği zaman farklı, işte bu çatışma alanları, silahlanma, tekrar devletlerin bir araya gelip karşılıklı çatışması söz konusu olabiliyor ki bugün dünyada anlaşmalara riayetsizlik, aşırı silahlanma gibi hadiseler, uluslararası hukukun etkinsiz ve işlevsiz kaldığı noktada Birleşmiş Milletler gibi bunu sağlayıcılığını ortaya koyan bir kurumun bu derece zayıf düştüğü bir ortamda demek ki iş güç politikasına dayanıyor. Yeni bir sistemin içerisinde, yeni dünya düzeni içerisinde bu çok kutupluluk üzerine büyük bir kavga var şu an. İşte bu kavga bizi 3. Dünya Savaşı'na götürecek kavgadır. Hı. İşin özünde evet, bu var. Peki süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama Rusya-Ukrayna Savaşı'nda biraz konuşalım. O başlığı açabiliriz, Rusya-Ukrayna Savaşı başlığını. Şöyle bir şey var, biraz evvel siz de bahsettiniz, Soğuk Savaş'tan bahsettiniz. Aşağı yukarı 44 yıl giden bir soğuk savaş dönemi oldu. 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasına kadar. Yanılmıyorum herhalde. 44 yıllık bir süreçti o. Ama Rusya-Ukrayna Savaşı'ydı. 89'da tamamen. Evet. Evet. Ve Rusya-Ukrayna Savaşı'yla birlikte sanki ikinci bir soğuk savaş dönemi başladı. Bilmiyorum, bana katılacak mısınız? Nasıl değerlendireceksiniz onu? Yani tabii Amerika aslında Rusya'yla NATO'da bile ikili ilişkilerini yürüterek, işte bazı kendi içerilerinde gerek askeri iyileşme konusunda sınırlamalara dahil olma gibi bazı Avrupa'da anlaşmalar vardı. Rusya da bu anlaşmaların içerisindeydi, Amerika'da. Fakat son dönemde Ukrayna-Rusya meselesi aslında en baştan tetikleyici, Rusya'yı huzursuz edecek şekilde süreç ilerledi. Çünkü Varşova Paktı ve NATO Paktı Soğuk Savaş döneminde kurulduktan sonra, Soğuk Savaş sonrası Varşova Paktı ortadan kalktı. NATO kendi varlığını Avrupa güvenliği için sürdürdü. Tehdit algıları değişti NATO'da. Fakat Rusya her bir dönem içerisinde şunu gördü. NATO genişlemesi gerçekleşiyor ve eski kendisine bağlı olan devletler bu birliğin parçası oluyor. Avrupa genişleme programı içerisinde bu devletler bu programa dahil ediliyor. Rusya dedi ki, o zaman dedi, burada Ukrayna'ya kadar bu iş gelir ve benim sınırlarıma dayanırsa bu artık benim için bir varoluşsal tehdit algısı içerisine girer ki Ukrayna'da daha fazla Batı'nın Avrupa Birliği'ni destekleyen Zelenski gibi siyasi bir şahsiyetin iktidara gelmesi, ondan önce pardon başka bir lider vardı. Bu yönde böyle bir tutum izlenince Rusya ciddi anlamda rahatsız oldu. Gerek NATO genişleme, gerek Avrupa genişleme programından. Ve süreç bizi Kırım'ın ilhakıyla başladı. Süreç, hı hı, daha sonra da iki taraf aslında bugünkü çatışmaya evrimleşti. Donetsk, Luhansk gibi bu bölgeleri kendi içerisine alması, Putin'in stratejik anlamda bunu ortaya koyması, zafer gününde yaptığı, Rusya zafer gününde açıklamalara baktığımızda geri adım atmayacağını görüyoruz Putin'in. Ki Putin, Rusya'yı da küçümsememek lazım. Çünkü Putin dünya savaşlarında güçlü olan bir ülkedir. Yani nükleer güce sahip bir ülkedir. Ve bugün bir açıklaması vardı. Nükleer silah üretimiyle alakalı tekrar yeniden diyor başlayacağız biz ona. Hani Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmaları vardı ya. Yapıyor. Bu anlamda nükleer başlıkla ilgili bu tatbikatları bile gerçekleştiriyor. Evet. Bunların nasıl kullanılacağına dair deniz alanlarında, deniz altından roketlerle, havadan vesaire, artık nükleer kapasite çok yönlü geliştirildi.
Bu büyük bir tehlikedir ve İngiltere askeri vazifeyi zorunlu hale getirdi. Avrupa ülkelerinde artık şu konsept ön plana çıktı. Avrupa şunu aslında fark etti, bugün Rusya işgaline kadar kendi savunmalarını çok ihmal etmiş Avrupa devletleri. Ve tamamen aslında boşlukta her şey Amerika'nın elinde kalmış gibi bir ortam vardı. Bu olay sonrasında Amerika işte Almanya'ya füze yerleştirdi. Silahlanmalarına, faaliyetlerine %2 artırılması talimatı geldi NATO'da. Bütün devlet, 2,5 pardon, bütün devletlere. Gayri safi milli hasılanın üzerinde. Dolayısıyla bu çabalara baktığımızda dünya o savaşa hazırlanıyor. Ve bu savaşa hazırlandığı bu dönemde şunu görüyoruz. Putin de hazırlanıyor. Çin de bu taraftan kendi içerisinde hazırlanıyor ki bu deniz tatbikatlarını birlikte gerçekleştirmeleri, ortak tatbikatlar ve savunma anlaşması yapması da bunun aslında göstergesi. BRICS ülkelerine İran da dahil oldu. Brezilya, Rusya, Çin gibi bu ülkelerin birlikte Hindistan bu ülkelere dahil. Şimdi buradaki yapıya baktığımızda şunu görüyoruz. Birçok kutuplu dünya düzeninde Batı aslında gün ve gün yalnızlaşıyor. Çünkü bir artık kutuplaşma evresi içerisindeyiz. Türkiye burada nasıl strateji içerisinde? Türkiye bu kutuplaşmaya girmeden Asya ülkeleriyle de Afrika'yla da Avrupa'yla da o ortak ilişkiyi kurabilmek adına bir proaktif siyaset izliyor. Bence çok önemli bir siyaset bu anlayış. Sonuçlandırabilir mi Türkiye bu siyasetini? Eğer ki o ciddi anlamda 3. Dünya Savaşı, örneğin Rusya hazırlanıyor, işte Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği hazırlanıyor. İş o noktaya gelirse Türkiye şimdiki gibi böyle ortada durabilecek mi? Durabilir. NATO üyesi ama. NATO üyesi ama NATO üyesi olduğu halde Rusya ile ilişkilerine bakın. Ki Amerika... Ama orada Rusya ile olan ilişkilerde Avrupa Birliği çok fazla ön plana da olduğu için Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde ambargoyu koyanlar Avrupa Birliği'ydi. Ben Avrupa Birliği üyesi değilim. Bir savaş noktasında NATO üyesi olduğu zaman NATO ülkelerine yapılacak bir saldırı kolektif güvenlik anlayışına, kapsamına dahil olduğu için Türkiye'de bunun parçası olur. İster istemez parçası olur. Ama böyle bir duruma evrimleşmesinde Türkiye şunu gördü. Bakın Türkiye NATO içerisinde ambargo, silah ambargosuna maruz kalan ülkelerden oldu. Hiç kayda değmeyen Almanya'dan, Kanada'dan vesaire, Amerika'dan ambargo uygulandı. İsveç'ten kendisine evet. Örneğin vermek gerekirse. Ki bu süreç şunu gösterdi Türkiye'ye. Siz ambargo uyguladınız ama Türkiye kendi mühendisiyle, kendi yazılımıyla, kendi donanmasını, savunma sanayisini öyle bir geliştirdi ki %70'i kendisine yeter noktaya geldi şimdi Türkiye. Ve geriye kalan %30'u tamamlamak için 2030 hedefi var ve 8 yıllık bir geçiş süreci var şu an için Türkiye'nin önümüzdeki bu o tam donanım, tam kapasiteye ulaşması için. Ama her halükarda şu anki konjonktürde Türkiye dünyanın 7. büyük ordusu, NATO'da da 2. büyük ordu. Bu statüye sahip olan bir ülkenin askeri gücü caydırıcılık demektir. Bir güç ifadesi demektir. Dolayısıyla o savaş ortamına girmek Türkiye'yi hiçbir zaman tasvip ettiği bir olay değil. Türk dış politikası yurtta sulh, cihanda sulh perspektifiyle kendisini dünyada gösteren bir devlet anlayışındadır. Dolayısıyla bizim zaten savaşmaz, devletlerin kavga etsin, çatışsın öyle bir politik anlayışımız olmadığı için Ukrayna meselesinde gördük Türkiye'nin bunu nasıl hafifletmeye, gerilimi azaltmaya, Türk-Yunan ilişkilerinde bu gerilimi azaltıcı tavırları gördük Türkiye tarafından. Bu benzer olaylarda da diğer dünyadaki ikili ilişkilerden ortaya konacak bağlarla bu gerginliklerin azaltılmasında Türkiye önümüzdeki 100 yıl içerisinde çok önemli bir arabulucu rolü de üstlenebilir. Çünkü Batı ve Doğu ile konuşabilmek çok önemlidir. Türkiye bunu yapıyor. Bunu yapmaya daha stratejik hale getirmeye başladı. O nedenle bunun önemli olduğunu düşünüyorum bu politikanın. Mehmet Hanım çok teşekkür ediyorum teşekkür size geldiğiniz ederim. İçin. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olasınız. Teşekkür ederim Eftal Bey.
Belki başka bir programda Kıbrıs konusunda konuşuruz. Evet. Bu bütün bu olayların arasında biz ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz diye evet. Belki onu da konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz. Sevgili seyirciler, siyaset masasına bu akşamlık da noktayı koyuyoruz. Kiminle birlikteydik? Emete Gözü Güzelli, milletler arası hukuk uzmanı. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.